Fena, niye yardım etsin ki bana? Neyse. Şu belgeler nereye verilecekse onu halledelim hadi. Bir dakika, bir dakika. Yani ben hiçbir şey anlamadım. Kim bu Kenan? Kadir. Kim verdi sana bu delilleri? Şey, sizin terapi merkezindeki uzun boylu kumral adam var ya. Hangisi? Piyeşitele mi? He, o. İyi de onun adı Kenan değil ki, Kenny. Ya işte yanlış tutmuşum aklımda. Kenan değil, Kenny işte. Ne alaka yani, niye yardım ediyor ki Jens'e? Jens, tanışıyor musunuz siz? Şöyle oluyor. İlaç şirketleri var, kliniklere ilaç veriyorlar. Yani tanışıyoruz demeyelim, biliyorum. Çok ilginç yani bu kadar uğraşması. Öyle değil mi baba? Yani haksızlığa şahit olunca duramamış demek ki. Demek adaleti kendi Stella sağlayacakmış. Bunu açmam lazım. Şahit baba. Şahit baba çok özür dilerim. Ama neler yaşadık biliyorsun. Ben yine Kenan yaptı sandım. Ya haklısın tabii oğlum. Senin de çok canın yandı. Yalnız bak Kenan'ın böyle bir şey yapması çok hoşuma gitti. Ya inan üstümden büyük kalktı. Benim de kalktı. Neler söyledim adama ya. Günahını aldım. Meğer beni kurtarmak için yapmış. İşte şimdi Şuayb ustamın oğlu olduğu belli oldu işte. Genetikten dolayı. Hadi hadi. Keyfiniz yerine geldi tabii. Tamam. Ben gideyim madem. Nereye? İşleri yoluna koymaya. Okey Danke. Ben çıkıyorum. Bugün daha gelmem. Neye gidiyorsun? Depoya falan gideceğim. Sayım var. Okey. Julia, Emine Aydınağa bugün. Mutlaka gelsin. Bir de kahve bitti. Kenny yokken bugün bu işi bitir. Ay sorma Sena ya. Çok acayip. Gel saklandı. Yani aklanacak. Ya gerçekten mi? Ay çok sevindim ya. Çok şükür. Ben de. Ama aklıma takılan bir şey var. Delilleri kim bırakmış masama biliyor musun? Kim? Heya Şitela. Nasıl yani? Bizim Heya Şitela mı? Evet. İyi de onun davayla ne ilgisi var? Ya Jens'le tanışıyormuş da. Tuhaf yine de. Neyse, Allah razı olsun, ne diyelim. Ya olsun, olsun da... Alman mı sence bu adam? Yani ismi İngilizce gibi ama Türk gibi de. O nereden çıktı? Ya Kadir Kenan dedi de, hani yanlış kalmış aklında. Ama o öyle deyince ben de bir düşündüm hani olabilir mi acaba diye. Sonuçta yarı Alman, yarı Türk de olabilir. Olabilir tabii. Neyse ya, sizi kurtardı ya. Doktorumuz ne zaman işe başlayacak? En yakın zamanda inşallah. Zaten kliniğe gitti şimdi. O zaman düğün hazırlıkları da devam. Bir kurtulsun da. Frau Stella'nın sekreteri. Ya halo. Frau Zayfat. Yani öncesinde birkaç işim var ama onlar bitince ofise geçebilirim. Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Ay bizim de işler bir açıldı, bir açıldı.
Selamun aleyküm Kadir. Ustam, hoş geldin. Hoş bulduk. Neymiş bu kadar acil olan? Yok bir şey ya. Uçak saati yaklaşmış. Çocuklarla kapıda kalmışlar. Hallettim çok şükür 2 dakikada. Heh, iyi bari. De, ustam yeni çay demledim. Getireyim mi? Boş ver şimdi çayı. Otursana Kadir. Ne oldu ustam? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya iş çıkınca soramadım. Nedir bu Kenan mevzusu? Ne işi var terapi merkezinde? O konu. Ya ustam bunların ilaç şirketleri var ya. Terapi merkezine de o yüzden geldim dedi. Beni de görünce evrakları bana verdi. İyi de Emine'lerin ilaçlık bir işi yok ki. Maik'i mi gönderdi acaba? Yok canım öyle bir şey yapmaz ki. Kadir. Kenan Emine'yi öğrenmiş olmasın? Bence tanımıyor ustam. Yani Emine'lerin oraya terapiye gidiyordur. Utandığından da bana söyleyememiştir. Psikolog olarak Emine denk geldi demek ki. İnşallah öyledir. Ama sen zaten bana söz verdirtti dedin değil mi? Yani delilleri onun verdiğini söylememen için. Bir de o var ustam. Ya ustam vallahi sözümü tutamadım ya. Üzülme oğlum söylemen gerekiyordu. Söyledin işte. Yani hem söylemezsen Jens Kenan'a daha fazla düşmanlık besleyecekti. Kim bilir hangi fenalıkların önüne geçtin fark etmeden. Ya de ben bunu Kenan'a söylemem lazım ustam. Yani sözünü tutamadım. Adını verdim demem lazım. Söyle oğlum, söyle tabii rahatlayacaksan. Ha bir de şu Emine konusunda bir ağzını ara bakalım, tamam mı? Tamam ustam. Hadi bakalım. Alo. Alo. Siz yenisiniz sanırım burada. Ya. Önceki hemşire işten çıkarılmış. Önceki hemşire neden işten çıkarıldı? Yani ben de burada çalışıyordum da ondan sonra yoğun. Fatura meselesi falan dediler ama tam bilmiyorum. Size nasıl yardımcı olabilir? Ben her şifasla görüşmek istiyorum. Müsait mi bir bakayım? Doktor Glaza, bu ne güzel bir sürpriz. Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. Herşvaz, konuşabilir miyiz biraz? Ah, Glaza. Buyurun lütfen. Odama geçelim isterseniz. Frau Aydın geldi. Al, al içeri. Buyurun. Herr Aydın, hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldiniz. Buyurun. Saçlarınıza bir değişiklik mi yaptınız? Boyattınız mı yoksa? Öyle mi duruyor? Yani... Bir şey de yapmadım aslında ama. Nişanlınız geldi diyeyse demek ışıl ışıl parlıyorsunuz. Sanki. Mutlu oldum tabii. Davadaki son durum nedir? Olumlu görüşmeler var mı? Ya evet var. Aslında bugün görüşmemiz çok iyi oldu. Ben de sizinle bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Heştila da burada mı? Nein, kendi burada değil. Bir şey mi oldu yoksa terapiyle ilgili? Nein, nein. Jens'in, yani nişanlımın aklanması için gerekli delilleri o bulup getirmiş de teşekkür etmek istemiştim kendisine. Aa, kendi mi? Evet, biz de çok şaşırdık. Biraz aceleye geldi ama bunu ona verebilirseniz çok sevinirim. Ne gerek var acı? Kendi hiç bahsetmedi bana bu durumdan. Bana da. Ya aslında Jens'le tanışıyorlarmış. Nasıl oldu, nasıl bulup getirdi o kadarını bilmiyorum ama... Gerçeklerin ortaya çıkması onun sayesinde oldu. Canım oğlum, ne kadar gurur duysam az.
okey. Burası da tamam. Kolay gelsin. Alo Kadir Usta. Nerelerdesin sen ya? Sesin soluğun çıkmadı. Ya kusura bakma ya. Anca fırsat bulabildim. Ne yaptın, sana verdim belgeleri? Doktor Glaza'ya verdin mi? İşe yaradı mı? Ya verdim verdim de... Sen müsait olduğunda bir dükkana gelsen olur mu? Gelirim de, hayırdır? Ya sen gel konuşuruz. Okey tamam, görüşürüz. Bunun sesi niye böyle geliyor ya? İşe yaramadı mı acaba belgeler? Ama o hasta çok kaprisli demiştim size. İkna edememenize şaşırmadım. Önemli değil. Gerek kalmadı. Ah, besme diyorsunuz yoksa? Çok doğal. Eğer yoruldunuz tabii bu süreçte. Nein, pes etmiyorum. Suçsuz olduğum anlaşıldı. Alerjik reaksiyona sebep olduğu için piyasadan toplatılan ilaçları vermişsiniz bana. Benim hazırlanmama müsaade bile etmediniz. Apar topar ameliyathaneye aldınız. Ya sakin olun Doktor Glaza. Yaptıklarınıza karşın bayağı sakin. Siz gelmeseydiniz de ben size gelecektim zaten. Siz gittikten sonra konuyu araştırdım. Biz ilacın yeni versiyonu geldi diye verdik size. Meğer piyasadan kaldırılanı göndermişler. Öyle mi olmuş? Az kalsın benim doktorluğum gidiyordu ama. İzin vermezdim böyle bir şeye. Müdahale edecektim. Etmediniz ama. Ayrıca hasta alerjisi olduğu maddeleri size söylemiş. Bunu bana bildirmediniz. Bilseydim ilaçları tek tek incelerdim. Böyle bir durumla karşılaşmazdım. Ah genel. Onu da ben hemşireye verdim. O da size vermeyi unutmuş. Aptal kız. Kovdum onu da hemen. Nedense söylediğiniz tek bir kelimeye bile inanmıyorum Doktor Schwartz. Boşuna uğraşmayın. Hukuken ne gerekiyorsa yapacağım. Doktor Glaza çok haklısınız. Başınıza gelenler çok zor şeyler. Ama inanın yanlışlıkla oldu her şey. Bir de hatamı telafi etmeme izin verin. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Boşuna çabalamayın. Mahkemede hakimden özür dilersiniz. He bakın, gerek yok bu tür şeylere. Tekrar birlikte çalışmaya ne dersiniz? Her şeye baştan başlarız. Neden kabul edeyim ki ben böyle bir şeyi? Bu saatten sonra siz ne diyorsanız o. Maaşınız kesinlikle artacak. Yeni bir ekip kurarız size. Sadece size özel. Yeni ekip. Okey. Şartlarımı kabul ederseniz teklifinizi düşünürüm. Belki. Kabul tabii ki, ne isterseniz. Zarar gören hasta yüzünden vicdan azabı çekiyorum. Bütün tedavisi bedava üstlenilecek. Olur tabii ki. Şu haksız yere işten kovduğunuz hemşire kız. Onu işe geri alacaksınız. Daha yüksek bir maaşla. Ah Doktor Glaza, bu başka bir konu. Güvenmediğim insanlarla çalışamam. Okey. Mahkemede görüşürüz. Ay, tamam. Ah. Okey. Onu da kabul ediyorum. Anlaştık mı artık? Bir şartım daha var. Çıkan bütün haberlerin yalan olduğuna dair bir haber yaptıracaksınız. Hayır, bunu yapamam. Öyle gücüm yok ki benim. O zaman kimin için çalışıyorsanız söyleyin, o yaptırsın. Şartlarım belli, Doktor Schwartz. Kabul etmezseniz başınıza gelenlere katlanırsınız. Yakında görüşmek üzere. Sonuçlarına katlanacakmışız. Adamdan kurtulacağız derken iyice tepemize çıktı. Fraştella, neden ben tek başıma uğraşıyorum bu adamla? Hallo, ben Fraştella'nın sekreteriyim. Meşgul olduğu için bana bağlandınız. Nasıl yardımcı olabilirim size? Okrah, beni bağlar mısınız? Toplantıda şu an. Bitince size dönmesini söylerim. İsminiz neydi? Egal.
iş ilişkimizi resmileştirdiğimize göre bunu kutlayabiliriz artık. Ne içersiniz? Kahve olabilir. Çok güzel işler başaracağız birlikte. Yani umarım bu şirketteki danışmanlığın faydalı olur. Yani ben daha önce pek duymadım böyle bir çalışma. Ha, öyle mi? Şöyle düşünün, okullardaki rehber öğretmenler gibi. Bence mükemmel olacak. Kahve getirmiştim. Yulia da böyle hisseder her şeyi. Canım. Akşam. Programımız hazır zaten. Bir ay sonra başlarsınız. Bence şirketimize mükemmel bir renk katacaksınız. Yulia? Kahvenin yanına başka bir şey ister misiniz diye soracaktım. Nein, istemiyor. Bizi fırıncınla bırakabilir misin? Konuşacaklarımız var. İşi konuştuğumuza göre yürü kahramanı olan oğlum Kenan'la ilgili konuşabiliriz. Psikolog hanım nasıl gidiyor terapiler? Kendi iyi olduğunu söylüyor. Biraz terapiyi de aksattı sanki. Yani aslında çok da düzenli gelmiyor, evet. Böyle de velisine şikayet eder gibi oldu ama. Siz hiç merak etmeyin. Ben belli etmem konuştuğumuzu. Babasından bahsediyor mu hiç? Danışanlarımın sırlarını ifşa etmediğimi söylemiştim size. Aa, ama ben başka bir şey sormak istiyorum aslında. Hestela'nın ön ismi Kenny, değil mi? Hı hı, evet. Neden? Yani acaba başka bir ismin kısaltması olabilir mi? Onu merak ettik de kendi aramızda. Bir arkadaşın aklında Kenan olarak kalmış çünkü. Yani acaba yarı Türk, yarı Alman olabilir mi diye. Anlıyorum. Bu uzun bir konu. Daha sonra anlatacağım. Peki. Zaten ben de kalksam iyi olacak. Okey. Artık ne de olsa sık sık görüşeceğiz. Genel, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şahip, Bilget. Sevgili kızın Emine ile imzaladığımız iş sözleşmesi elimde. Artık Kenan'ın yanına yaklaşma. Kızın da elimde. Başına gelecekleri sen düşün. Hello Jens. Ne yaptın canım? Nasıl geçti Bastian'la görüşme? Ya ama sonuç iyi. İşe dönüyorum. Gerçekten mi? Tebrik ederim Şat. Danke, danke. Ah, çok içme sinmese de tabii böyle olması herkes için daha iyi. Bak sen hiç sıkma canını. Ya şu dava bir bitsin, sen bir aklan. Sonra yine açarsın kendi kliniğini. İnşallah, en çok istediğim şey. Sen ne yaptın? Seminer için görüşecektin, gittin mi? Ya genel. Sözleşmeyi imzaladık. Hatta ek anlaşma bile yaptık. Neden meşgul bu telefon bu kadar ya? Hala mı o kadının yanında? Heh. Alo, Emine. Ya kızım neredesin? Öldün mü meraktan? Babacığım, Jens'le konuşuyordum, duymamışım. Ya neler oldu bir bilsen. Ne oldu? Firma Stella ile anlaştık. Ya hem seminer için hem de şirketin özel psikoloğuyum artık. Hayırlısı olsun kızım. Jens de kliniğe dönüyormuş. Ha öyle mi? Çok güzel, çok sevindim. De Emine, bu Stella firması güvenilir bir firma mı ha? Ya, imza falan atmadan önce bir araştırsaydık. Babacığım yine mi? Ya sen niye bu kadar endişeleniyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ya ne bileyim kızım, içimden bir ses... Baba, arkadan seni arıyor, benim bunu açmam lazım. Akşam konuşuruz, olur mu? Hadi öpüyorum.
Senin? Ustam, sen niye burada oturuyorsun? Tamam Kadir, geliyorum birazdan. Ustam sen iyi misin? Kalp falan mı yoksa yine? Yok oğlum, ne kalbi, iyiyim ya. Siz de beni... Mike şimdi de Emine'ye yanaşmış. Beraber iş yapacağız diye sözleşme de imzalatmış. Ustam biraz sessiz konuş. Kenan burada. Duyacak şimdi. Kenan mı? Kenan mı geldi? Hadi gidelim, biz anlatırım sonra ben. Kenan oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk usta. Nasılsın? İyi gördüm seni. İyiyim, iyiyim. Yense kurtulacak ya, çok şükür. İyiyim. Öyle mi? Çok sevindim. Davada eli çok kuvvetlenmiş. İnşallah kurtulacak. Senin sayende. Sayemde mi? Ben de seni bunun için çağırdım kardeşim. Çocuklar, önce bir oturalım. Gene şöyle, hadi. Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Söyledim senin delilleri verdiğini. Yense de mi söyledin yoksa? Ah be Kadir Usta, ne yaptın sen ya? Tamam, sıkma canını. Ne yapalım, olan olmuş artık. Ama o da çok sevindi, biliyor musun? Yani biz tam ümidimizi kesmiştik bu davadan. Her şey birden nasıl tersine döndü, değil mi ustam? Umut öyle kolay kolay kesilmez ki zaten oğlum. Nasıl? Yani umut kendi kendine uğraşıp elde ettiğimiz bir şey değildir. Zaten içimizde, fıtratımızda vardır. Ama umutsuzluğa düşmek bize bağlıdır. Stella. Ne oluyor? Herr Schwartz geldi. Çok sinirli. Durduramıyorum. Acil çünkü işim. Acil. Herr Schwartz, adet ediniz bakıyorum buraya böyle telminsiz gelmeyi. İşim var. Çıkar mısınız? Konuşmamız lazım. O doktorun neler yaptığını biliyor musunuz? Mesai çoktan bitti. Sen çık. Kapıyı da kapat. Okey. Bizim anlaşmamız çoktan bitti. Size basit bir iş verdim, onu bile beceremediniz. Artık buraya gelip gitmeyi bırakın. Benim başımdaki doktor belası ne olacak peki? Ne anlatıyorsunuz? Kliniğe geldi doktor Klaas'la. Elinde delilleri sallaya sallaya. Bizi şikayet etmesin diye mecbur kaldım, işe aldım. Ha, bir de asıl hatalı olan benim kliniğimmiş diye haber yayınlamamı istedi. Bana ne bunlardan? Bana ne? Hani benim kliniğim adına bir şey olmayacaktı. Söz vermiştiniz. Bu planı siz başlattınız. Ben size sadece Yancy hayatından bezdiğim dedim. Siz tuttunuz. Kliniğinizi suça bulaştırdınız. Öyle mi oldu şimdi? Oğlunuz burnunu sokmasaydı bize hiçbir şey olmayacaktı. Sizi güçlü biri sanırdım. Daha oğlunuzdan haberiniz yok. Bana bak. Nerede mesela şu an? Hı? Haberiniz var mı? Ben söyleyeyim. Bir çilingir dükkanında. Ne yaptığı belli değil. Deli hastanesiyle çilingir arasında bir hayatı var. Ve siz bu adamı benim başıma sardınız. Sen ne diyorsun? Sen Kenny'i takip mi ettin? Tehdit etti. Hayatım tehlikede, ne yapsaydım? Defol git. Defol git. Buradan gözüm görmesin seni. Aramızdaki bütün sözleşmeleri de bitiriyorum. Sektörce bundan sonra başka yerden ilaç almanızı engelleyeceğim. Gör bak bakalım, başka bir yerden ilaç alabiliyor musun? Polisi arıyorum. Daha fazla başının belaya girmesini istemiyorsan çık git. Bakalım kimin başı daha fazla belaya girecek? Yulia, bana Kenny'i bul.
Sofat! Guten Abend. Bastian Schwartz ben. Bu davayla ilgili bazı şeyleri eksik anlatmıştım size. Evet ama gerçek başka. Firma Stella'nın müdürü Kenan Aydın bana yanlış ilaçlar gönderdiği için tüm bunlar başımıza geldi. Yıllardır onlarla çalışırım, güvenmiştim. Acilen dava açmanızı istiyorum. Yurt dışı yasağı da konulsun tabii ki. Siz ilgilenirsiniz. Ama benim adımı kullanmadan lütfen. Hayatımı riske atamam. İyi akşamlar. Biraz da sen uğraş Mike. Afiyet olsun. Eyvallah. Doktor Glaza dedileri benim verdiğimi duyunca ne dedi? Ya şaşırdı tabii ama çok mutlu oldu. Biraz mahcuptu da o günkü kavgadan dolayı galiba. Ya aslında Jens çok sakin biridir. Yani son zamanda her şey üst üste geldi tabii. Nasıl biridir ki bu Jens? Yani Jens iyi adamdır. Efendidir, merhametlidir. Bu psikolog Emine Hanım'la nişanlıymış galiba. He, sen onu biliyor musun? Yani evet nişanlılar. Sen sık gidiyor musun terapi merkezine? Yok ya, öyle bir konusu geçti de. İyi adam diyorsun yani. Herkes memnun. Öyle de sen niye bu kadar çok Jens'i sordun ki? Pardon. İş yerinden arıyorlar da. Alo Yulia. Kenan neredesin? Annem soruyorsa işi vardı. Sen soruyorsan tamirhanedeyim. Hemen ofise gelmen lazım. Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Daha kötü. Ne oldu kızım, söylesene. Ya Bastian'la annem çok büyük kavga ettiler. Bastian peşine adam takmış. Ne? Şimdi o... Tamam dur, gelince anlatırsın. Ustanın namazı bitsin de görüşüp çıkayım ben. Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok. Ufak tefek iş mevzuları. Bitti mi terapi? Bitti bitti. Ya biraz uzun sürdü ama güzel geçti ya bugün. Ben de konuşmamız yarım kaldı diye bekleyeyim dedim. Yans işe döndü dedin. Ya birkaç şart koşmuş ama dönecek inşallah. Dava açmayacak mı? O kadar boy boy haber yaptılar suçlamak için. Bence de açmalı. Da işte sonuçta son karar yensin tabii. Neyse bakalım, bu akşam konuşacağız. Hadi çıkalım mı? Lütfen. Ben bir çantam alıp geliyorum. Tamam. Allah kabul etsin usta. Seni bekledim de benim çıkmam gerekiyor. İş yerinden aradılar. Tamam oğlum, sağ olasın. Kolay gelsin sana. Eyvallah, kolay gelsin. Hayırdır inşallah. İyi akşamlar. Kenan Aydın burada mı? Benim, buyurun. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Bir dakika ya, nereye götürüyorsunuz öyle? Hangi sebepten? Tamam, sorun yok usta. Hallederim ben. Siz de çok şey yapmayın öyle suçlu gibi. Ya ama neden götürdüğünüzü söyleyin bari. Yani böyle apar topar götürülür mü? Hatalı ilaç tedarikinden. He Aydın, zorluk çıkarmayın. Tamam da böyle götürülmez ki. Dur canım, bir açıkta da yapsanıza. Ne oluyor buradan? Jens, hiç bulaşma sen. Hallediyorum. Kusura bakmayın. Ne kusuru oğlum, olur mu öyle şey? Jens, bir şey söylesene. İkna et. Böyle suçluymuş gibi götürülmez ki canım. Gena, bu adam bir şey yaptıysa çağırsınız karakola, verir ifadesini. Ne oldu, niye böyle götürüyorsunuz? Ne yaptı bu adam? Tek tek size olayımı anlatalım. Tamam, ben de geliyorum o zaman. Nine, ne işin var? Dur burada. Olmaz öyle, geliyorum. Alacağım şu anda. Ben şimdi nasıl durayım burada ya? Ya ama Kadir, ustam. Sen burada bekle, dükkana göz kulak ol.